Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BIST 100'ün önce teknik analizini gerçekleştireceğiz. Sonra videonun başında da gördüğünüz üzere neden 6 aylıklar kuvvetli gelmezse borsanın Ekim'e kadar yükselişinin zor olduğunu birlikte inceliyor olacağız. FED kısmını değineceğiz, yaz ayı kısmını değineceğiz ve bu 6 aylıkların bizim için neden bu kadar önemli olduğunu da yine birlikte inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi hemen teknik olarak başlamak istiyorum. BIST baktığımız zaman gördüğünüz gibi bir yükselişimiz gerçekleşmiş. 25 Mayıs itibariyle bu başlayan yükseliş 8 Haziran tarihi itibariyle yavaş yavaş düzeltti. Tekrar bir yukarı yönlü sinyal yaptı ve tekrar aşağı geldiğini görüyoruz. Burada aşağıda gördüğümüz 2346'lar seviyesini destek olarak kullandı ve şu an yukarı yönlü tekrar gidişatı devam ediyor. Benim burada kuvvetli alım noktaları için bazı tavsiyelerim vardı. 2346 ile 2313 yani şu iki direncin arasında özür diliyorum bu iki desteğin arasında alımlar yapmamız mantıklı olacak. Resesyon tehdidi ve piyasanın negatif etkilemesi özellikle yabancı borsalardan aldığı negatif etkilerin devamı gerçekleşirse 2200'ler seviyesinde kuvvetli destek olabilir ve 2060'lar seviyesinde de kuvvetli destek seviyeleri olabilir demiştik. Şu an baktığımızda öncelikle birkaç indikatörü inceleyelim. 9 günlük üstel hareketli ortalamamıza baktığımızda 2435'ler seviyesini bize işaret ediyor. Bu seviyenin üzerine çıkışlar veya fitil atmalar değil ama minimum 1 veya 2 günlük Kapanışlar gerçekleşirse gerçek bir yükselişin başladığını bu noktada görebiliriz. Gerçek bir yükselişten kastığımız ilk etapta 2590'lar, ikinci etapta ise 2690 hatta 2700'ler seviyesine kadar bir gidişatın mümkün olabileceğini görüyoruz. Fakat dediğim gibi öncelikle beklentimiz üstel hareketli ortalamanın üzerinde iki kapanış mumu arıyoruz ve aynı zamanda göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasını yukarı yönlü keserek hisselere, endekse para girişinin net olarak ifadesini görmemiz gerekiyor. Tabii ki üçüncüsü ise bizim için yine önemli olan WaveTrend osilatöründe bir al sinyali oluşması olacak. WaveTrend sinyalinde bu al oluştuktan sonra zaten diğer indikatörler bize teyitleri vermiş olacak. Şimdi gelelim bir de Hekin mumu olarak bakmamız gerekiyor endekse. Bildiğiniz gibi endekste Hekin oldukça ciddi çalışıyor. Şimdi hekinaşıya baktığımızda burada iki tane önemli sorun görüyoruz. Birincisi sadece bir yeşil mum yanmış. Biz en az burada Hekin aşıda iki veya üç yeşil mum arardık. Üçüncüsü ise Hekin aşıya geldiğimizde arasında yani üstel hareketli ortalamayla arasındaki farkın henüz büyük olduğunu görebiliyoruz. Bizim burada istediğim şey üstel hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış ve iki tane de en az yeşilimum adeta burada gördüğümüz gibi veya yine şurada gördüğümüz gibi gerçekleşmesi gerekiyor. Yoksa dediklerimiz gerçekleşmezse şuradaki gibi fake bir sinyalle karşı karşıya kalırız. Yani üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkmamız gerekiyor ve birkaç yeşilimum yakmamız gerekiyor. Yoksa buradaki gibi fake bir yükseliş içerisinde kalabiliriz. Yine aynı şekilde dediğimiz gibi bakın şuradaki yükselişte göreceli güç endeksinin kendi hareketli ortalamasının üzerinde olmadığını görüyoruz. Para girişi olmadığını görüyoruz. Bunları da mutlak kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi hemen mum grafiklerine geçiyorum tekrardan. Bir haftalık bazda inceleyeceğim. Biraz da uzun vadeciler için. Sonrasında ise diğer konuları, temel konuları konuşuyor olacağız. Şimdi BIST endeksine haftalık baktığım zaman aslında göreceli güç endeksinin çok da düşük seviyelerde olmadığını, 60'lar seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Wave Trend Osilatörüne baktığımda 13 Haziran itibariyle bir sat sinyali geldiğinin ve şu anda hala kuvvetli sat içerisinde kaldığını görebiliyoruz ve alım yönlü de herhangi bir sinyal yine şu an için yok. Baktığımızda üstel hareketli ortalama yani 9 günlük üstel hareketli ortalamanın hala altında yer alıyoruz. Ve 2346 desteğini değmiş. Şu anda ise bunun içerisinde devam ediyor gibi gözüküyoruz. Burada haftalıkta daha kuvvetli uzun vadeli allar için haftalıkta ala geçmemizi beklememiz gerekiyor. Bunun için de olacak ilk senaryo 2464 olan üstel hareketli ortalama üzerinde 1 veya 2 kapanış mumu istiyoruz. Tabii ki burada göreceli güç endeksine para girişi ve wave trend o de bir al sinyali düşmesi bizim için faydalı olacaktır. Şimdi teknik kısımları bitirdik. Seviyelerimizi alım için kuvvetli noktalarımızı konuştuk satım için hedef seviyelerimizi konuştuk. Şimdi gelin temel kısma da bir bakış atalım. Şimdi burada biz endeksin, borsaların yani şirketlerin değerinin artması ve yükselmesi için aslında birkaç tane ana temel noktamızın olması gerekiyor. Belli başlı beklentilerimizin olması gerekiyor ki bir bu beklentiler fiyatlansın. iki o tarih yaklaştıkça hisselerin ve endeksin fiyatı yukarı yönüne gitsin. Yani aslında bizim burada bir hikayemizin olması gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman bir temettü tarihlerine oldukça uzağız. Yaz ayı içerisindeyiz. Enflasyon yüksek. Amerika İngiltere, Almanya borsalarında ciddi satışlar var. Bizim şu an endeksin yükselmesi yönünde olumlu tek sinyalimiz BDDK'nın çıkarttığı bu karar sonucunda şirketlerin dolarları biraz satılarak dolar baskılanmaya başarılırsa eğer yani baskılanma başlarsa ve başarılı bir şekilde devam ederse dolar olmayacağı için, altın dolara bağlı olduğu için, kripto paraların durumu kötü olduğu için alternatif yatırım aracı borsalar haline gelecektir ve bu sayede belki ufak bir yükseliş başlayacaktır. Fakat yine yazayı içerisinde olmamız, tekniğin bizim için şu anda tam olarak aldı olmaması 6 aylıklardaki beklentiyi çok önemli hale getiriyor. Eğer 6 aylıklar iyi gelirse endeks bazında iyi gelirse endeks yukarı gider. Eğer sadece şirketler bazında iyi gelirse o zaman iyi getiren şirketler yukarı gidecektir. Çünkü şu an borsa aslında ciddi şekilde yukarı gitmek istiyor. Yeni zirvelere doğru da gitmek istiyor. Yani sadece burada gördüğümüz 2580'leri veya yukarıda gördüğümüz 2665'leri değil. Daha üstüne 2750 3000'lere gitmek istiyor endeks. Fakat bunun için dediğimiz gibi bir hikaye veya bir alt metin gerekiyor. İşte bunlar da muhtemelen alt 6 aylıklar olacaktır. Eğer 6 aylıklar kuvvetli gelmezse veya 6 aylığı kuvvetli gelmeyen şirketlerde ise ekime kadar bir yükselişin olmayacağını düşünüyorum. Ekim itibariyle hem yeni konjektörü görüyor olacağız hem yaz bitmiş olacak ve iştahlı yatırımcı yine dönmüş olacak. Özellikle yabancı yatırımcı tarafında çok ciddi satışlar görüyoruz. Bunu yabancı oranlarını yabancı takas analizlerini inceleyerek de görebilirsiniz. Yabancılar zaten yaz ayları içerisinde ciddi satış baskısı tarafında ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz. Çünkü yabancı çok fazla yazın yatırım tarafıyla uğraşmıyor istatistiksel olarak fakat biz burada asıl noktamızı koyacak olursak eğer BIST düzün içerisindeki örnek vereceğim 70 şirketin bilançoları altı aylıkları iyi gelirse endeks ciddi bir yükselişe başlar Eğer sadece 10 15-20 şirketin bilançosu iyi gelirse sadece o şirketler yükselişe başlar ve 6 aylıklar genel bazda iyi gelmezse yükseliş Ekim'e kadar zordur diyorum. Yani Ekim sonu Kasım başı gibi tekrar başlayabileceğini düşünüyorum ama Ekim ayına kadar ciddi yükselişlerin ciddi yükselişten kastımız nedir? Endeksin %15, %20 ve yukarısında vermesi. %3, %5'lerden bahsetmiyorum. %15 ve %20 üstüne yeteri sağlayabilmesi için 6 aylıkları iyi gelmezse tarihler bize Ekim Kasım'ı gösteriyor olacak. Tabii ki ani yapılan bir yaptırımlar, kararlar vesaire durumu söz konusu olmazsa Ekim ayını işaret ediyor olacaktır bize endeks. Yine yakın zaman içerisinde sizlere bir video daha çekerek endeksin incelemesini gerçekleştiriyor olacağım. Muhtemelen Temmuz sonu Ağustos başı gibi bunu gerçekleştirmiş olacağım. Veya 6 aylıkları o sırada bekleyebiliriz. 6 aylıklar geldikten sonra da bunu gerçekleştirebiliriz. Eğer şirketlerinizin 6 aylıklarının iyi geleceğine inanmıyorsanız ki buna inanmak için elinizde 2 nokta var bir faaliyet raporu, iki konjektür hatta üç de yatırımcı ilişkileriyle görüşerek bunları sağlayabilirsiniz. Ama eğer bilançoların kötü geleceğini düşünüyorsanız Ekim aylarına kadar yükselişin bir daha özellikle %15 ve %20'lik yükselişlerin zor olacağını düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Kanala abone olarak ve beğeni butonuna basarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.